üzere paxtanı yani biçdirdik kapirəsi oldu. Həmmə nəsə üzərimizdən vurdu. Heç bir şey yoxdur. Üzərimiz yetişdirə bildi bu salıqlarını, dələni. Görə işlər üçün qayda işləş, tegirman üçün də qayda işləş üçün. Alıb buraya dedik, az tutdurdular, hə? Bu Xorazm viloyat Xonqa tumanidagi Xonqa Gold Fiber ishlab chiqarish kooperativi raisi Shokir Xo'janiyozov. Uning paxtasi ortilgan yuk mashinasi 26 noyabr kuni kechasi Xonqa tumani post patrul xizmati xodimlari tomonidan ushlanib, Xorazm Tex MCJ hududiga qamab qo'yildi. Bu uchun to'xtatdik. Yo'l mashinasini to'xtatdik, biz keldik. Shuni paxta bo'yicha paxta noqonuniy qonuniy tekshirishdi. Paxtanı kanuni, nakanuni'ne keşiriş için ne o değil mi? Yol patrol hizmeti inspektörü tokatlıyor. Siz paxtanı keşiresini ya ki maşinanı? Yok, maşinanın hüccetleri var. Hemen esası sağız, hemen esası sağız. Haydatçılığından gelmişti. Hüccetlerin sağlıklarını gözetti. Hemen esası sağız. Şimdi şunun için agro inspeksiyonuna anıtıp getirip vereyim bu yük katlarını mesela hemen özleri bak görün kanunu bozsa bize hiç güzel bir tarafından bir işlerse yok. Chaqirilgan Xonqa tumani avto inspeksiyasi xodimlari ham yuk mashinasi qamab qo'yilishiga rozi ekanliklarini aytib dalolatnoma tuzdilar. Shokir Xo'janiyozovning iddao qilishicha u 3 fermer xo'jaligini birlashtirgan qonuniy kooperativ tuzgan va o'zi yetishtirgan paxtani shartnoma asosida qayta ishlash uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Agro Turtkul Textil Cluster MCJ ga olib ketayotganda tuman hokimi Murod Davlatovning buyrug'i bilan uning mashinasi qamab qo'yilgan. 2020 yil 6 martdagi 4633 sonli qarorni asosan Prezidentin bu devlet buyurtmasından çıkarıldı. Erkin narx koyuş boyunca nima kılındı? Fermerlik kanunu boyunca aytılgan devlet mensuplar şahsından aralaşuğu taqiqlangan. Kooperatsiyada işlep çıkarış faaliyetleri taqiqlanmagan nima bu bolmasa boldu. Qalgan hem meşbilen şu kullanışı gerek dep gösterilen, ne için erkek tutsatıysa yok şunu, aparışımız gerek. Klaster apar koyuşumuz gerek dedi. Şöyle iş kişiler kadınları geldi, neçenlik liseler geldi. Bir gün aparıp durun, erten alıp yeti öğretti dediler. İndi mevvide, bakta apar yatırmamız mı, iniş şartlamalarımız var dese ki, karamin eydetip alıp vardılar. Bana videoların taşıgan buluşları gereksizlere. İndi bilinmek, 2 gün oldu, sersahane hiç kaçsa almaydı. Gittiler aytadı, şıbırdaşıp, hakim mi tapşırık, hakim paxtanı müsadara kılın da baytdı deydi. Xonqa Gold Fiber 2022 yıl 26 yanvarda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan respublikada tashkil qilingan ilk ishlab chiqarish kooperativlaridan biri. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2020 yilning 22 iyunida paxta xom ashyosini yetishtirish va qayta ishlash kooperatsiyalari faoliyatini tashkil etish haqida qaror qabul qilgan edi. Bu qarorga ko'ra fermerlar uyushib, o'zlari kooperatsiya tashkil etishi va mahsulotini erkin tasarruf etishi mumkin. Ammo Shokir Xo'janiyozovning aytishicha tuman hokimi o'shandan buyon bunga qarshi bo'lib kelmoqda. Endi hokimga qaraydigan bo'lsak, 1,5 yil oldi sotlashib turibmiz bu hokim bilan. 2021 yil g'alla o'rim yig'imidan keyin rejadan tashqari Xonqa tuman hokimi Murod Davlatov 40 tonna buğday soradı menden. Maytın berip bilmiyimiz yaşlı. Sebebi ben kışlakımda bakça kurt tutmam, balla bakçası. Devlet çelik çelikinde kurt tutmam, lakin devlet tamamından kredit verilmedi. Şunun için ben kamerski kredit alıp tutma yaşlı. Şunun için bana büyük azap vermeyin dedim. Bu oldu aytılgan gep şu oldu. Bakça senin problemin var, bana gerek yok. Bana buğdayını tapşır, bu masa çıkıyor kal dedi. Şu yetkenimizden keyin 4 ay bakçanı tekşirtirdi. Bakça zaniyem köterilip basırışa tayyar oldu. İşlerim toktak kaldı. Keyin kapirasyon teşkil kılganımızdan keyin paktamıza hiç kayırdan hiç kanda yardım verdistirmedi işlime. Verdistirmedi. Öz hesabımızdan yetiştirdik. Şunun ile kreditlerimiz hem durdu hazır. Şunu töleşe yardımlaşa da onun adam yok. İş kılıp kanunla var, lakin kanunlu icra kılıççılar
hakimini nimesində bolup durdu. Özbekistan Baş Prokuraturası İqtisadi Cinayetlere Karşı Kurashish Departamenti Xonqa tumani bölümü bu holat yuzasidan tergovga kadar teşhiru o'tkazayotganini ma'lum qildi. Departamentning Shokir Xo'janiyozov nomiga yozgan maktubida paxtani Xorazm Text MCJ'ga topshirish jarayonida qatnashish uchun 29 noyabr kuni departamentning Xonqa tumani bo'limiga yetib kelishi so'raladi. Ya'ni departament fermerning paxtasini u shartnoma tuzmagan klasterga topshirtirish haqida qaror chiqargan. Fermer Ne'mat Ishchanovning fikricha, departament kooperativ paxtasini shartnomasi yo'q klasterga olib berish harakati bilan amaldagi qonunchilikni qo'pol tarzda buzmoqda. Shu masala mana az departamentning harakati ham shundaymda. Paxta kimniki ekanligini aniqlash dedi-da. O qanday u kimniki bo'ladi-da? Kimniki bo'ladi? O shu fermerniki bo'ladi-da. Bu ekilgani, paxtani ekilgani to'g'risida masalan, ma'lumot agro inspeksiya ham berilgan, agroprom ham biladi buni, hokim ham biladi buni. Hozir endi qarang, ushlab turishni asosiy bulardagi hali nimasida, paxta kimniki? Qay ya o'g'irlanganmi, klasterdan o'g'irlanganmi, yoki bu qandaydir bir fermerdan o'g'irlanganmi degan savola javob topish uchun ushlab turdilar da. Vobshe qiziq. Fermer Ne'mat Ishchanov ham, kooperativ rahbari Shokir Xo'janiyozov ham o'z ta'birlaricha o'roqda yo'q, mashoqda yo'q klasterning xirmonda hozir bo'layotganidan norozi, chunki ular Xorazm Text MCJ klaster bilan shartnoma tuzmagan. Kooperatsiya to'g'risidagi amaldagi qonunlarga ko'ra fermer paxtani o'zi istagan korxonaga sotishi mumkin. Departamentni bergan xati ertaga soat 9 da borsangiz paxtani klasterga to'kamiz debdi. To'kamiz deb xulosa berdi. Departament. Nimani ham tashab berdi? Agro inspektsiyani bergan ma'lumotnomasiga asosan shunday deb paxtani klasterga to'kacak. Men buni o'z hisobimdan yetishtirgan bo'lsam paxtani özümü puluma, özümü mahsulatım bosa, ben devletin salıklarını tölesem, nümelerini tölesem, nöçün beni ve cimri telantaraş kılışı gerek. Geçirlerini ki öyle bir telantaraş kılsın, ondan taşkar. Kertoşkeni görsün, piyazını görsün. Apaktağım şu, bir kil bulduk emmesi, doğru mu? Fermer Ne'mat Ishchanov, prezident kararı asosida kooperativge birleşkenini aytarken, mahalli hokimler kooperatsiyani bo'g'ish ve klasterinin manfaatini himoya qilish uchun har qanday tuban choralarga borishayotganini aytadi. Mana shu Xonqa tumanında tuzilgan birinchi kooperatsiya, ya aytganingizdek, O'zbekistonda birinchi desak ham bo'ladi. Shular kooperatsiyalar, shu jumladan meni o'zim ham o'z mablag'imizga shu paxtani yetkazdik-da. Ya'ni mushto paxta, da. Xuddi masalalarga aytgandek, qovun-tarvuz yetishtirgandin, yetkazdik. Bu endi bizani qonun bo'yicha o'zimizni paxtamiz. Xohlagan bilan masalan shartnoma qilib yana sotishimiz mumkin. Mana shunday holat shu ishni boshlanishida mana shunday to'sqinlik bo'lib turibdi-da. Hech bir tushunarsiz holatda, tushunarsiz. Qonunlarda mumkin prezidentning qarorlarida, farmonlarida mumkin. Buni qarasang, bizani dardimizni eshitadigan odam yo'q hozir. Hozir mana shuni to'sqinlik qilib o'tirdilar-da. Chiqarmajaklar, shu klasterlarga topshirasan, klasterlarga topshirasan. Nimaga endi klasterga topshirish kerak? U klaster kim u? Xonqa tumani hokimi Murod Davlatov 2022 yil 14-sentyabrda Adliya vazirligiga Xorazm viloyat Adliya boshqarmasiga maktub yo'llab, Xonqa Gold Fiber ishlab chiqarish kooperativining faoliyatini qonuniyligi masalasida huquqiy tushuntirish berishni so'ragan. Viloyat Adliya boshqarmasi 27-sentyabr kuni hokimiga javob maktubi yo'llab, bu masala har tomonlama o'rganilgani va O'zbekiston prezidentining 6-martdagi 4630 son qarorining 2-bandi B kichik bandida paxta to'qimachilik klasterlari tashkil etilmagan hududlarda paxta tozalash korxonalari negizida fermer xo'jaliklarining ixtiyoriy kooperatsiyalari tashkil etilishi belgilangan yozilgan. Adliya boshqarmasi xulosasida esa Xonqa Gold Fiber nizomiga muvofiq qonun bilan taqiqlanmagan boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanishga haqli ekanligi ma'lum qilingan. Fermer Ne'mat Ishchanovning aytishicha, Adliya boshqarmasining bu xulosasi juda ham mavhum yozilgan.
Edilyeni kılıp oturan işine karan, başkarmanı, başlıkını, nevesini, hatını da. Umumun çalık düşüşün, bula bula tıl biriktirip şimdi kılıp oturttu da. Şimdi savadı yok da baytık bombiydi onu. Savadı bak. Demek ki yerde şimdi bir kilişu, boğan diyen kulasana geliş gerek. Buna elbette teşirtiremiz. Bu doğrusunda arıza yazamız. Aldığında yazık koydu da elginde. Mene dedi, Tuman'da pahta tokunmaçılık bilen şugullana diyen klaster var. Şunda iken, başka kanun bile takiklanmadan başka faaliyetle bilen şugullanış gerek de. Eğer aldığında mene Tuman'da mene şu var de yazmadan mümkün edin bunun da. O çünkü kararını özünden yazılgan bu fermer hocalıkla doğrusundaki kooperatif doğrusundaki kanundan yazılgen de kanun bilen takiklanmagan başka türle bilen şugullanışı mümkün değil. Şunersiz da. Bulanın hareketleri kanun geyen doğru gemiydi. Mantık geyen doğru gemiydi da. 28 noyabr günü Shokir Xo'janiyozov najot izlab Toshkentga kelgan ve fermerlar huquqlarini himoya qilayotgan yagona oliy majlis deputati Rasul Kusherbayev bilan uchrashganini aytadi. Deputat Kusherbayev bilan uchrashdim. Agroinspeksiyaga, ichki ishlarga hamma yerga trivoga berdi. Mana shunday holat bo'lgan. Qonun kitoblarini titkilab ko'rdi. Hech qanday nimasini tadbirkorni ikkinchi tadbirkor olib borayotgan vaqtimda mahsulotini alıp getiş, toktatış, tekşiriş hakkı yok eken hiç kim mi? Karada onun bir kanun nimelerini tapmadık ki kitabını koyup Agroinspeksiya Vezirlikine hem içki işlere kongurak kılıp müracaat kıldı tez vakti içinde nime kılıp berinle, utaşnit kılıp berinle bunu de. Ben şimdi ertege prezident administrasiyasiga müracaat kılaman prezident devanıge yine bir iki de Ombudsmanga ve biznes ombudsmanga ombudsmandan ben özümü insan hukuklarını himaye kılış boyunca konstitutsiyaviy hukukum boyunca himaye kılışlarını sorup ombudsmanga çıkaman. Fermerning prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov qabulga kirishga harakati ve ombudsman bilan uchrashuv qanday yakın topadi bunisi hozircha bizga noma'lum. Aynı paytda uning 3 ta fermerdan tashkil topgan kooperativi yetishtirgan 14800 kilogram paxtasi unga umuman aloqasi bo'lmagan Xorazm Text MCJ klasteri hududiga qamab qo'yilgan. Ozodlik Xonqa tumani hokimi Murod Davlatovga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo hokim javob bermadi. Fermerlarga ko'ra, O'zbekiston qishloq xo'jaligida ularning erkin faoliyat yuritishiga zamin bo'ladigan, fermerlarni klasterga qullikdan ozod qila oladigan kooperatsiya endi kurtak yozmoqda. Ammo klasterlar hokimlar bilan birlashib bu harakatni bo'g'ishga va ularning rivojlanib ketishiga har qanday to'siq qo'ymoqdalar. Klasterlar fermerlar fikricha agar kooperativlar bu yil paxtasini erkin sotib katta foyda olsa, yana yil boshqa fermerlar ham kooperativlar tashkil qilib birlashishdan va klaster bilan shartnoma qilishdan voz kechish ehtimolidan qattiq xavotirga tushib qolmoqda. Mahalliy hokimlarni esa prezidentning qishloq xo'jaligini klasterlashtirish topshirig'i barbod bo'lib qolish ehtimoli tashvishlantiryapti. Qoraqalpog'istondagi 50 qala tumanining 44 nafar fermeri ham joriy yil bahorida Bo'ston klaster MCJ faoliyatidan norozi bo'lib, mustaqil qishloq xo'jaligi kooperatsiyasi tuzib ish boshlagan edi. Kooperatsiyaga uyushgan fermerlar davlatdan biror so'm kredit olmasdan o'z imkoniyatlari bilan paxta yetishtirish va uni birjada mustaqil sotishni maqsad qilganlar. Ammo fermerlarning aytishlaricha tuman hokimligi mulozimlari ularni alohida chaqirib, klaster bilan shartnoma qilishga majburlagan. Fermerlar fermerchilik faoliyati haqida qator qonun va qarorlar ishlab chiqilganiga qaramay, bu qonunlarning ijrosi o'lda-jo'lda qolayotgani haqida gapiradilar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham qonun ishlamayotganini bir necha bor tanqid qilgan edi. Eng katta narsa odamlar inonishi kerak, odamlar ishonishi kerak, qonun ishlashi kerak. Qonunni ishlatish uchun qonun asli hujjatlarini xalqimiz manfaatiga ma'qulmi bu yo noma'qulmi degan savolga albatta javob topishimiz kerak. Ammo prezidentning tanqidlaridan so'ng ham vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda. Fermerlarning shikoyatlari to'xtamayapti. Mirziyoyev klasterlarni O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi islohotlarning ramzi sifatida taqdim etib keladi. Bu klaster tizimi mamlakat paxta sanoatida majburiy mehnatga barham bergani va iqtisodiy manfaatdorlikni birinchi o'ringa chiqarganini bir necha bor ta'kidlagan.
Ammo joylarda mahalliy hokimiyatlar mustaqil iqtisodiy subyektlar bo'lgan klaster fermerlar va kooperativlarning ishlariga aralashishni to'xtatmagan. Fermerlar klasterlarni shartnomadagi o'z majburiyatlarini bajarmaganlikda hukumatni esa paxta va bug'doy narxini juda ham past belgilashda ayblab keladi.